Bir para denk getirsen de kafe falan bir şey mi açsan acaba ya? Sizin camiada bayağı popüler. Ya bakarız ona da. Sen bana bir anlatsana bakayım ya. Neyin peşindesin? Hı? Ya da dur sana şöyle sorayım. Yüzüklerden gözünü alamadığına göre sen Sima'yı kızdıracak çok kötü bir şey yapmışsın herhalde ha? Sayılır. Ya tutturdu, sen bana doğru dürüst evlilik teklifi etmedin diye. Artık yeniden yapacağız bir şekilde işte. Nasıl yani? Bir daha mı evlenme teklif edeceksin? Yani onun gibi bir şey. Ben böyle saçma bir şey görmedim vallahi billahi. Manyak mısın sen ha? Ben öyle. Manyak falan değilim abicim ben. Manyak falan değilim. Evliyim ben, evli. Sen anlamazsın. Tabii ben evlilikten de anlarım ki zaten. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Hadi. Gir gir, sen gir. Merhaba. Özel bir parti miymiş o, yoksa ikiniz mi olacaksınız? Ay yok kızım ya, sen babanın beni dışarı çıkardığını ne zaman gördün? Tamam, sen de hemen şey yapma. Bana da değişiklik oldu. Anneannemi özlemiştim. Ha, iyi. Dur ben hemen geliyorum, tamam? Bak böyle biz de çökeceğim. Bayağı şövalye gibi evlilik teklif edeceğim. Çok güzel. Evet. Önce meyve sunumunu çek o. Bir filmde görmüştüm. Kız hemencecik kabul etmişti. Ya babacığım yok. Biz zaten evliyiz. Oyundan teklif bu. Ben sen olsam benim dediğimi yapardım. Tamam. Nasıl yapacağım şimdi? Sen bunu bayağı bardağın içine atmıyorsun. Dedik ya işte. Bana bak, bu akşam bu iş bitecek, adı konulacak ona göre. Ay şunu söyleyip durma, çok heyecanlanıyorum. Evet hayatım, bak şu kötü karmayı bozuyorsun, gör bak. Evet, heyecanını tut, heyecanını getir, güven kendine. İyi, güzel olacak. Evet, hadi bakalım. Bir dakika, bu gece bu iş bitecek. Kızlar, siz rüzgarın önünde arkasında olun. Ben de Sinan'la yalnız kaldığım bir anda söyleyeceğim inşallah. İyi böyle içimde çok güzel biz var böyle şey gibi. O yüzden bende de var. Evde adını koyamıyorum. Aynı yüzden bende de var. Kızlar bu gece biliyorum ki üçümüz de buradan mutlu çıkacağız. Ay. İçime doyuyor hissediyorum. Ay hadi bakalım. Tamam hadi çalıyorum seni. Çalıyorum, hazır mısın? Tamam. Yani ben aslında en çok böyle Vietnam'dan keyif almıştım. Yani orada ne kadar savaş olsa da oradaki insanların gözlerine baktığımda onların o ruhu böyle... Yani o yaşanmışlığı insan gerçekten hissediyor. İzninizle. Yani dediğim gibi hani ne görmek istediğine bağlı aslında bu. Ne bileyim bana çok şey kattı ya. Arkadaşlar, sizden bir şey isteyeceğim. Evet abi. Başak, biz seninle geçen gün konuştuk ya evlilikle ilgili. Evet. Heh, sonra sen bana kızdın yani. Yok, ona kızmak denemez. Yok, kızdın. Yok, kızmadım. Ya, neyse Başak, şimdi konu bu değil. Ya bak, benim de kendime göre haklı gerekçelerim var. Yani anlatsam sen de bana hak verirsin gerçekten. Anlat. Heh, şimdi şöyle. Ben daha önce bir ilişkimde kıza daha böyle üçüncü ayda bir de böyle bayağı romantik falan, diz çökmeli falan filan bir evlilik teklifi ettim. Hele hele. Heh, işte tabii çok erken olduğu için kız da korktu, kaçtı. Yani o yüzden ben de böyle bir akıllandım. Sen akıllanmamışsın, senin zekanda gerileme olmuş. Ayrıca o tırsak hatunun ceremesini niye ben çekiyorum? Acaba bana bunun cevabını verebilir misin? Hayatım, niye sakin olacağım ben? Ben niye sakin olayım? Ben asıl ben sakin olmamalıyım ya. Sen beni ne zannediyorsun ya, ne zannediyorsun? Eğlenceli bir kız olabilirim ama eğlenceli bir kız asla değilim. Benim evlenmeyeceksen beni niye oyaladın bugüne kadar? Madem senin böyle bir şey niyetin yok, niye böyle? İsmail, aşkım sana çok güzel bir sürprizim var. Aa, neymiş o? Ya bir sakin olur musun Allah aşkına ya? Dilin damağın kurudu bana bağırmaktan. Şunu bir iç. İç şunu. İç şunu, bir sakinleş. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?
dışımda usul usul şiir okuyorsun ya. Tebrik ederim seni. Darısı başına peluşum, darısı başına. Ya o kadar harika, o kadar ince düşünülmüş bir teklif ki vallahi ben bile kıskandım. Ya baksana düşün, sen burada yoktu, şöyle oldu. Ben şimdi böyle kavga ediyoruz falan, böyle evlendin, yok sen istemiyorsun falan diye böyle. Dedi ki al şunu iç dedi, bardak böyle verdi. Ben dedim ki içeyim, daha içeyim ve gideyim falan böyle diktim. Dikmemle birlikte boğazıma bir şey böyle takılır gibi oldu. Bir baktım yüzük falan. Ay bardağın içine ben onu koymuş. Koymuş. Ay ben gördüm. Bülent, yüzük benim de. Ama sen şimdilik sus istersen kardeşim. Hakan. Oğlum sen ne yaptın lan? İnsan bir uyarır ya onu alırken oradan. Ama ben üçünüze söylemedim, demedim mi? Biz bu gece üçümüz buradan mutlu ayrılacağız diye dedim mi demedim mi? Hadi sıra sende. Ay Hakan da bana bir sürprizi varmış. Ben de tam konuşuyordum. Hadi git konuş. Git söyle erteleme. Koş. Gidiyorum. Git. Konuşsun tabii aşkım. Hakan bakar mısın? Hakan gördün mü ya? Organizasyonuyla bizzat ilgilendiğim enfes, şahane, görkemli, harika düğünümüzden sonra 15 gün sürecek bir balayı düşünüyorum. Amerika'ya gidelim diyorum. Yani çünkü ben bugüne kadar uzun uçak yolculuklarından hep korktuğum için tek başıma gitmeye hiçbir zaman cesaret edemedim. Ama artık yanımda sen varsın, bunu yapabilirim. Seninle birlikte gidebilirim, ne dersin? Ya şu yüzündeki huzuru, mutluluğu anlatmaya kelimeler yetmez biliyor musun? Mutluluktan ölebilirim yani, o kadar mutluyum ki. Kıyamam ben sana. Ya bir de ben tek çocuktum ya böyle hani hep yatılı okul, bir de ayrı anne baba falan. O yüzden bir sürü çocuğum olsun istiyorum. Yani bir sürü olsun, böyle boy boy olsun, hepsi bizim olsun. Birlikte yapalım bunu, ne dersin? Ay, şapşık duygulandın mı sen? Tamam be, kaç tane istiyorsan yaparız. Benim için hiç sorun değil. Böyle üç tane, dört tane, dört de etmez. Baştan boy boy yaparız ya. Kocaman kalabalık bir aile oluruz. Düşünsene ya. Benden bir sürü çocuk, gözleri bana benzeyecek, bakışları sana benzeyecek. Düşünebiliyor musun? Kalabalık bir aile. Evlenme teklif ettiğim bir kadın çünkü onu çok seviyorsun. Çünkü sen onunla çok eğleniyorsun, çok mutlusun. Her zaman o... Bülent! Kızım lütfen kendine gel. Kızım dur, ne yapıyorsun? Tokat manyağı yaptın adamı. Ya ne oldu, ona bir şey oldu, ne olur Hakan yardım et. Sen önce üstünden bir kalk istersen ha, doktor olacaksın bir de. Ya ben doktorluğumu hatırlıyorum, ben adımı bile hatırlamıyorum. Bülent ne olur gelin. Arkadaşlar Bülent, açılın. Bülent iyi misin? Bülent. Ya bir ambulans falan mı çağırsaydık? Yok abi yok, gerek yok. Geçici bir şok diyelim, birazdan gelir kendine. Şu an vücut ve kafa olarak şu an şu saniye yanımızda olmak istemiyor. Birazdan gelir kendine. Bülent. Bülent hadi abi, hadi. Ay gözünü açtı. Kalk. Hadi. Ben olmadım abi, beni bir daha yapın abi, olmadım ben. Ay şapşik herkesin başına gelebilir, herkes bayılabilir, sakin ol. Ya düşün, çocuk yapacağız, bir sürü çocuğumuz olacak. Bunu düşün ve mutlu ol, hadi aşkım. Ya yürüyün, ya nasıl huzurlu, nasıl aşık. İçme. Ay çok mutluyum. Ay oldu. Seni çok seviyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.